Yeni de Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan seçim sonuçlarını değerlendirdi. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Gecemiz hayırlı olsun, buluşmamız hayırlı olsun inşallah. Tabii ki gecenin bu ilerleyen saatine rağmen burada bizleri bekleyen, karşılayan tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm gönüldaşlarımıza, dava erlerine, hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Elbette ki değerli basın mensuplarına da teşviklerinden dolayı, ilgilerinden dolayı çok teşekkürler ediyorum. Hepinizin bildiği gibi bugün millet olarak sandık başına giderek oylarımızı kullandık ve çok önemli bir vatandaşlık görevimizi hep birlikte yerine getirdik. Böyle yüksek oranda %90'ın üzerinde bir katılımla seçimleri gerçekleştiren, milli iradenin tecellisini sağlayan aziz milletimize, tüm seçmenlerimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii ki aynı zamanda tam 21 sene aradan sonra milli görüşü yeniden Refah Partimizi yeniden meclise taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. İstanbul'da, Kocaeli'nde ve Konya'da yeniden Refah Partimizin milletvekillerini çıkarttıkları illerimizdeki seçmenlerimize de ayrıca teşekkürler ediyorum. Bu tarihi adımın atılmasına katkı sağladılar. Milli Görüş'ün 21 sene aradan sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesine vesile oldular, bunu sağladılar. Bu nedenle kendilerine hususi olarak teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii bendenizin milletvekili adayı olduğu İstanbul 2. bölgemizin seçmenlerine de şahsım adına özellikle hususi teşekkürlerimi arz ediyorum. Kendilerinin bizleri layık görmesiyle, kendilerinin desteğiyle Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. İstanbul 2. bölgede şu ana kadar ulaşan sonuçlara göre milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Allah'a hayırlı dua ediyoruz. Seçim sürecinde ve seçim sürecinden önceki dönemde partimizin kurulduğu günden itibaren en büyük gayretle, canla, başla, özveriyle, fedakarane bir şekilde çalışan her türlü hepinizin bildiği gibi hazine yardımı almayan, medya gücü olmayan, rakiplerinin sahip olduğu pek bereketiyle ve Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bu önemli adımı atmaya muvaffak oldu. Ve Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki
uzun bir aradan sonra yeniden Refah Partisi olarak milli görüşü meclise taşımayı başardık. Burada tabii ki herkesten önce emek veren, fedakarlık gösteren, canla başla gecesini gündüzüne katarak fedakarane bir şekilde çalışan teşkilatlarımıza hususi olarak teşekkürlerimizi etmemiz gerekir. Burada bu teşekkürü yapıyorum. Burada bulunsun veya bulunmasın, internet üzerinden izleyen, televizyonlardan izleyen bütün teşkilat mensuplarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerine bağırma basıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin diyorum. Milli gençlik burada, Erbakan'ın yanında. Milli gençlik burada, Erbakan'ın yanında. Milli gençlik burada, Erbakan'ın yanında. Azimle, gayretle, sabırla çalışarak milli görüşü, yeniden Refah Partimizi kendi gücüyle, kendi amblemiyle seçimlere girerek, başka partilerin oylarıyla, başka partilerin listelerinden değil, kendi listesiyle, kendi amblemiyle, kendi gücüyle, kendi oylarıyla meclise taşınmasına bu teşkilatlarımız vesile oldu. Allah kendilerinden razı olsun. Bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve inşallah Cenab-ı Allah hep birlikte çok daha büyük zaferleri, çok daha büyük başarıları yaşamayı nasip eylesin diyorum. Tabii bu süreçte özellikle seçim döneminde ve daha öncesinde de yıllar boyunca anket şirketlerinin yapmış oldukları manipülasyonlara dikkat çekmiştik. Demiştik ki bu anket şirketlerinin yaptıkları anketler gerçeği yansıtmıyor. Yeniden Refah Partimizi yok sayıyor, Yeniden Refah Partimizi perdeliyor, milletimize Yeniden Refah Partimizi göstermiyorlar demiştik. Ve bu akşam seçim sandıkları açıldığı zaman ne kadar haklı olduğumuz açık bir şekilde ortaya çıktı. Yeniden Refah Partimizi anketlerinde hiç göstermeyen, en fazla zahmet buyurup %1 oy oranında gösteren bu anket şirketlerinin aslında manipülasyon yaptıkları, bilimsel bir çalışma yapmadıkları bu seçim sonuçlarıyla bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu noktada şunu da ifade etmek istiyoruz. Bu anket şirketlerinin manipülasyonlarıyla ilgili millet iradesinin sağlıklı bir şekilde tecelli etmesine mani olacak bu adımlarıyla ilgili önümüzdeki dönemde hukuki tedbirlerin alınması gerektiğini de ifade etmek istiyoruz. Tabii şu ana kadar gelen sonuçlara göre Yeniden Refah Partimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemde inşallah 5 milletvekiliyle temsil edilme hakkını elde etmiş bulunuyor. 3 milletvekili 3 milletvekili İstanbul'umuzdan, 1 milletvekili Kocaeli'mizden ve 1 milletvekilimizde Konya'mızdan seçilmiş bulunuyor. Bu milletvekillerimizin sayısının artması ihtimali de var. Halen daha milletvekili oylarının 1/3'lük bir kısmı sayılmadı ve sisteme girilmedi. Yeniden Refah Partimizin aldığı oylar sandıklar açıldıkça artmaya devam ediyor. Temennimiz 5'in de daha üzerinde bir milletvekili sayısıyla temsil edilmek. Ancak şu ana kadar gelen sonuçlara göre Yeniden Refah Partimiz inşallah mecliste 5 milletvekiliyle temsil edilme hakkını elde etmiş bulunuyor. Biz her zaman söylüyoruz ve milletimiz de bu gerçeği çok iyi biliyor. Milli görüşçü bir milletvekili 10 milletvekilinin performansına eşdeğer. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Bu nedenle inşallah 5 milli görüşçü milletvekili mecliste 50 milletvekilinin yaptığı etkiyi yapacak. 50 milletvekilinin ortaya koyabileceği performansı ortaya koyacak. Ve inşallah
ülkemizin, milletimizin, devletimizin hayrına çok önemli hizmetleri gerçekleştirecektir. Millet Meclisi'nde seçim sürecinde de sık sık ifade ettiğimiz gibi yapıcı, yerli ve milli bir muhalefeti inşallah ortaya koyacağız. Mevcut mecliste bulunan muhalefet partilerinin yapıcı bir muhalefet ortaya koymadıklarını daha önce de ifade etmiştim. İktidar doğru adım atsa da yanlıştır diyen, hayırlı bir iş yapsa da karşı çıkan ve tek maksadı iktidarı devirmek ve kendisi iktidar olmak olan, bu niyetle muhalefet yapan, bu niyetle hareket eden bir muhalefetin yapıcı bir muhalefet olmayan muhalefet anlayışının milletimizin, ülkemizin hayrına bir iş yapamadığını mecliste bugüne kadar çok iyi bir şekilde gördük. Ancak yeniden Refah Partimizin milletvekilleri mecliste yapıcı bir muhalefet anlayışını takip edecek, yerli, milli bir muhalefet anlayışıyla hareket edecek, doğru yapılan işlerde iktidara en büyük desteği verecek, eksiklerin tamamlanması için yapıcı olarak uyarılarını yapacak, tavsiyelerini yapacak, herhangi bir yanlışlık olursa da milletimiz için, ülkemiz için, devletimiz için buna fren olacak, buna engel olacak, bunun karşısında duracak inşallah. Aynen meclis dışında siyasete nezaket ve zerafet getirdiğimiz gibi inşallah 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de nezaketi ve zerafeti getireceğiz. Yapıcı muhalefet anlayışını getireceğiz ve inşallah böylece mecliste milletimize çok daha hayırlı, çok daha faydalı hizmetler yapmaya inşallah muvaffak olacağız. Seçim sürecinde de sık sık ifade ettiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Bunların takipçisi olacağız. Çalışan kesimlerimizden, memur kesimimizden, öğretmenlerimizden, uzman çavuşlarımızdan, polislerimizden, öğrencilerimizden, sağlık çalışanlarımızdan, engellilerimizden, çok sayıda kesimden bize mağduriyetlerini bildiren, taleplerini bildiren dosyaları ilettiler. Biz de kendilerine mecliste bunun takipçisi olacağımıza dair söz verdik. İnşallah bu sözün arkasında duracağız. Milletimize verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız. Ve bu mağdur kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Ülkemizde paylaşımda adaletin tesis edilmesi için, yönetimde adaletin tesis edilmesi için, yargıda adaletin tesis edilmesi için, atamalarda, görevlendirmelerde ehliyet ve liyakatin geçerli olması için, önce ahlak ve maneviyat anlayışının devlet yönetiminde ve bütün ülkemizde hakim olması için yeniden Refah Partisi milletvekilleri olarak mecliste inşallah en etkili çalışmayı yapacağız. En etkili mücadeleyi yürüteceğiz. İnşallah milletimizin derdine derman olmak için, aziz milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için mecliste yüksek bir performans göstereceğiz. Meclis dışında dahi çok büyük hayırlara vesile olan, şerlere de fren olan, engel olan yeniden Refah Partisi olarak meclis çatısı altında çok daha büyük hayırlara vesile olacağız. Ve çok sayıda şerlere de engel olacağız, fren olacağız inşallah. Her vatan gelecek, yüzler gülecek. Her vatan gelecek, yüzler gülecek. Her vatan gelecek, yüzler gülecek. Tabii şu ana kadar ulaşan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de ikinci tura kaldığı görülmektedir. Bu noktada bizim de içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakımızın ikinci turda da avantajlı konumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Şu anda da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Kılıçdaroğlu ile arasında ciddi bir oy farkı bulunuyor.
ikinci turda da bu oy farkının da daha da açılarak Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacağına olan inancımız tamdır. İnşallah iki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaferini hep birlikte kutlayacağız. Ve böylece inşallah hem Milli Görüş'ün meclise girmesi hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle çifte kutlamayı iki hafta sonra birlikte yapmış olacağız Allah'a emanet. Bu vesileyle bir kez daha aziz milletimize, tüm seçmenlerimize, yeniden Refah Partimize oy vermiş olsun veya olmasın tüm seçmenlerimize bir kez daha teşekkürler ediyorum. Sandık kurullarında, Yüksek Seçim Kurulu'nda, il ilçe seçim kurullarında görev yapan, emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkürler ediyorum. Teşkilatlarımıza Milli Görüş'ün ikinci 40 yılında yeni bir dönemin başlamasına vesile olan, Milli Görüş'ün yeniden mecliste bulunmasına vesile olan bu fedakar, cefakar teşkilatlarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize, milletimize, devletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize, buraya katılan dava erlerimize, teşkilat mensuplarımıza da ayrıca bir kez daha teşekkürler ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Toplantımız, buluşmamız hayırlı olsun. Gecemiz hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Sadece bir şey.